ve Galatasaray Antalya Spor deplasmanında sahaya çıkacak. Şimdi bu iki 19 maçları öncesi muhabir arkadaşlarımıza gidelim. Son detayları öğrenelim. Bir tarafta Emre Kaplan olacak. Diye yine Engin Can Çelik de İKAS Eyüpspor Göztepe maçını bize aktaracak. Engin Can'ı biraz bekletelim. Antalya'ya gidelim önce. Engin Can, çünkü manzaradan kaybettin, onu söyleyeyim. Emre deniz kenarında, havada gayet güzel gözüküyor Antalya'da. Emre, söz sende. Maç öncesi son detaylar nelerdir? Teşekkürler Koray. Antalya'dan bir kez daha mutlu günler, yayınlar dileyelim. Antalya'nın bir farklı noktasındayız. Bir önceki yayınımızda Lara'daydık. Şu anda Konya altındayız. Çok çok güzel yerleri var tabii ki. Yani gün içerisinde yayın saatimiz yetmeyebilir hepsini göstermeye, ama elimizden geldiğince hem maça dair detayları hem de Antalya'nın bu güzelliklerini sizlerle, izleyicilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Galatasaray Milli Aranın ardından Antalya da sahaya çıkıyor. Bir önceki yayında da bahsetmiştik, aslında milli araya biraz çalkantılı bir sürecin ardından girmişti sarı kırmızılılar. Sonrasında bir Alanya galibiyeti geldi. Sular duruldu ve milli araya bu şekilde girildi. Yeniden sahada olacak sarı kırmızılılar ve serisinin iyi gidişini sürdürmek istiyor. Hemen saha içinde oyuncularla ilgili durumları aktarmaya çalışalım, gelişmeleri aktarmaya çalışalım. Galatasaray'da 3 eksik var aslında. Bazıları tercih, bazıları da zorunluluktan buraya getirilmeyen isimler. Kerem Demirbay'ın midesinde bir problem vardı, buraya getirilmedi. Yelert ve Yusuf Demir ise yabancı sınırı nedeniyle, yabancı sınırından dolayı kendilerine yer bulamayacakları için maç kadrosuna ve Antalya kafilesine dolayısıyla dahil edilmediler. Hakim Ziyech'in dönüşüyle birlikte tabii böyle bir tercih gerçekleşti. Ziyech bir süredir takımla birlikte çalışıyor. İyi bir performansı var, iyi bir antrenman performansı var. Bugün de süre almasını bekliyoruz. Belki ilk 11'de olmayacak ama sonradan oyuna girip katkı sunmasını bekleyecek Okan Hoca kendisinden. Yanı sıra Victor Osimhen'in durumu tabii ki merak konusuydu. Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı, karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Milli arada bireysel çalışmalarını sürdürdü ve son iki gündür de takımla birlikte antrenmanlarda yer alıyor Galatasaray Nijeryalı yıldızı. Oynayabilecek durumda, buraya geldi. Aslında bir önceki yayında çift forvet ihtimalinden bahsetmiştik ama bunu bir güncellememiz gerekecek. Victor Osimhen bugün yedek kulübesinde başlayacak gibi gözüküyor. Yine Dries Mertens de başlayacak Galatasaray. Icardi ile birlikte ileri ikiliyi oluşturacaklar. Hemen muhtemel 11 üzerinden de bu durumu ifade edelim. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Kaan, sol tarafta İsmail Jakob, stoper ikilisi Abdülkerim ve Davinson, onların önünde Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Sara. 10 numara pozisyonunda Dries Mertens, sağ tarafta Şalai, solda Yunus, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Barış Alper'in de yine bir sakatlığı vardı. Karadağ ile oynanan milli maçta sakatlık yaşamıştı. Barış da aslında hazır hale geldi ama biraz da Barış'ı dinlendirme düşüncesi var Galatasaray'da, hem teknik heyette hem sağlık heyetinde. Bugün mecbur kalmadıkça çok fazla süre vermeyi düşünmüyor Okan Hoca Barış'a. Biraz daha ekonomik kullanmak istiyor oyuncunun da. Geçen sezondan devam eden çok çok uzun bir tabii ki maç temposu vardı. Yaklaşık 70 maça çıktı Barış geçen sezon ve bunu biraz dengelemek istiyor Okan Hoca. Çok çok güzel bir hava var. Zaten ekrana yansıyor. Güneşten kameraya, ekrana bakmakta zorlanıyoruz. Şu anda 25-26 derece civarında. Maç saatinde de çok fazla değişiklik göstereceğini düşünmüyorum. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer bizleri karşıladı. Takımları bekliyor. Biz de gün boyunca buradan yansıyan tüm detayları hem atmosfere dair hem de takımlara dair takip edip aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.